Ebu Eyyub el-Ensari İstanbul'a yaklaştıkça, hatta bazı sahabeler sırf peygamberin o hadisine nail olmak için İstanbul surlarından içeriye atılmaya çalıştılar. Koşup içeriye atıyor, hiçbir savunması yok. Sadece oranın içerisinde ölmek. Peygamberim öyle söyledi, ben de onun içerisinde olabileyim. Hatta böyle sahabeler o surlardan içerisinden içeriye atlamaya çalışırken birisi kalktı dedi ki وَلَا تُلْكُوا بِاَيْدِكُمْ اِلَى تَهْلُكَ Allah buyuruyor, kendi ellerinizle kendinizi ateşe atmayın. Siz savunmasız bir şekilde kendinizi oraya atıyorsunuz. Yani bu yaptığınız yanlış deyince oradan birisi Ebu Eyyub el-Ensari hemen ayağa kalktı. Dedi ki bu ayeti kerimenin Peygamber aleyhissalatu vesselama indiğinde ben Resulullah'ın yanındaydım. Bu ayet bunun için inmedi. Şimdi burası anlaşıldı değil mi? Surlardan içeriye atlanıyor. Birisi dedi ki ya وَلَا تُلْكُوا بِاَيْدِيكُمْ اِلَى تَهْلُكَ Sen kendi kendine ölüme atıyorsun. Yapma dedi bunu. Ama Ebu Eyyub el-Ensari ne buyurdu? Peygamberimize bu ayet ne zaman indi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir Savaşı'ndan dönünce, bakın burası çok önemli. Peygamberimiz Bedir Savaşı'ndan dönünce buyurdu ki küçük cihat bitti, büyük cihada geldik dedi. Savaş bitti ya Resulullah. Yani nasıl küçük cihadı görüyorsunuz, savaşı? Savaştan döndük. Yani savaş yok. Rahatlık. Birçok yeri fethetmişiz. Niçin büyük cihat? Resulullah buyurdu ki nefisle olan cihat en büyük cihattır. Şimdi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam savaşları bitirdi. Sahabelerin içinde böyle bir rahatlık oldu yani. Yani dediler ki ya biz birçok yeri fethettik. Artık işte bağımızla bahçemizle uğraşmanın zamanı geldi. Çoluk çocuğumuzla vakit geçirmenin zamanı geldi. O haldeyken bu ayeti kerime iniyor. وَاَنْفِقُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah buyuruyor ki Allah yolunda Allah'ın size verdiklerini dağıtmaya devam edin, durmak yok. Mücadeleye devam. Müslüman son nefesine kadar hep mücadele içinde olacak. Yani hiçbir zaman beklemeyin. Nefsin sizi bıraktığı bir pozisyon beklemeyin. Şeytanın sizi bırakacağı, ya beni ne zaman bırakacak diyeceği bir pozisyon beklemeyin. Ölüme kadar mücadele edeceksiniz. Hayatınızda, gençliğinizde. İçerisinde bulunduğunuz birçok nimete sahipsiniz. Gençsin. Her şeyi yapabilme imkanına sahipsin. Ama Allah için kendini durduruyorsun. İşte bu Allah'a karşı içinde bulunan derin bir saygıdır. Onun için kardeşlerim, ayet-i kerime geldi. Bedir Savaşı'ndan sonra yani herkes rahatladı. İşte sahabeler işleriyle, güçleriyle, bahçeleriyle ilgileniyorlar. Allah buyurdu ki Allah yolunda mallarınızı dağıtmaya devam edin. Bir. وَلَا تُلْكُوا بِاَيْدِكُمْ اِلَى تَهْلُكَ وَاَحْسِنُوا Kendi ellerinizle kendinizi ateşe atıyorsunuz. Çünkü niye? Bıraktılar, saldılar kendilerini. Onun için Ebu Eyyub el-Ensari buyurdu ki Allah için mücadeleye çıkmayan, Allah için cihada çıkmayan, savaşa çıkmayan. Cihat nedir kardeşlerim? Cihat kelimesi cühten geliyor. Yani kendimizi bir şeylere zorlamak. Bir konuda, bazı şeylerde hırslı olmak lazım ya. İstekli olmak lazım. Bugün mesela, bugünkü benim cihadım konuşmak bugün. Yani nefsimle mücadele en büyük cihat, insanlara anlatarak yapabileceğim en büyük cihat budur. Kılıç cihadıyla insan öldürürsünüz ama konuşmakla insanları diriltirsiniz. Çünkü Rabbimiz buyuruyor ki, fezekkir, insanlara anlatın, konuşun. Çünkü sizin konuşmanız müminlere fayda verir, insanlara fayda sağlar. Konuştukça insanlar dirilecek ya. Kılıçla ölüm götürür ama söz ile insanları diriltirsiniz. Dolayısıyla kardeşlerim, yani Ebu Eyyub el-Ensari dedi ki eğer cihadı terk ederseniz, eğer savaşı terk ederseniz siz bu halde burada perişan bir durumda olursunuz. Allah bu ayetten bahsediyor. O mücadele esnasında Ebu Eyyub el-Ensari yaralanmasına rağmen İstanbul'un surlarına girmek için kendi kendini sürüklüyor. Ve yanındakilere dedi ki beni dedi İstanbul'un surlarının içine atın. Ve Ebu Eyyub el-Ensari vefat ettiğinde tabi İstanbul fethedilemedi. Birçok sahabeler şehit edildi ki İstanbul'da çok sahabeler var. Ebu Eyyub el-Ensari orada kalmak istedi. Dediler ki ona ya sen 90 küsur yaşındasın. Vefat etsen Medine'de gömüleceksin. Peygamberimizin komşusu olacaksın. Niye? Dedi ki hayır, ben peygamberimizin müjdesine nail olmak istiyorum. Şu muhabbete bakın ya Allah için. Biz kendimizi bir kıyaslayalım bununla. Ebu Eyyub el-Ensari defini yapıldığı zaman Bizans, işte orada olan bu durumu görenler baktılar ki büyük bir kalabalık var, bir cenaze var. Oradan bir görevli gönderildi. Dedi ki ne yapıyorsunuz siz burada? Bu peygamberin çok kıymetli bir sahabesidir. Biz bunu burada defnediyoruz. O dedi ki ya siz
Kafayı mı yediniz ya? Siz bu adamı buraya gömseniz ikinci gün biz bu adamı mezardan çıkarıp paramparça edeceğiz. Bunu söylediler. Ve sahabelerden birisi dedi ki siz dedi surların arkasına gizlenmişsiniz. Tamam surun arkasına kimse geçemiyor ama bu kabre zerre bir şey olursa surun dışında yaşayan bir tane Hristiyan bırakmayız dediler. Ve hatta kardeşlerim bu tarihçe malumdur, bakın araştırın. Geçmişimizi bilelim, atalarımızı, dedelerimizi bilelim, tanıyalım. Yıllarca Bizans, bizim kafir bildiğimiz bu insanlar Eba Eyyub el-Ensari'nin kabrini korumuşlardır hep. Sebep ne? Orada vazifeli adamlar koymuşlardır bu mezara bir şey olmasın, başında durun diye. Çünkü eğer bu mezara bir şey olursa bütün sahabeler yemin ettiler ki surun içine giremiyorlar, İstanbul'a giremiyorlar ama sur dışında bir tane Hristiyan bırakmayacağız. Eğer bu kabre dokunursanız.